Mediamarkt Uğur Meleke ile futbolu sunar. Derbiyi iki ayrı perdede incelemek lazım. Birinci perde Galatasaray'ın üçlü, aslında zaman zaman da beşli savunma yaptığı bölüm. Bu bölümde evet beklerde Yasin ve Karol gibi hızlı oyuncuların olması, Quaresma ile Babel'e karşı üstünlük kurmaları ve Beşiktaş'ın oradan pozisyon üretememesi anlamına geldi ama Tudor defansif anlamda bu artıyı kazanırken takım adına bir de eksisi vardı, futbol adına feragat etti. Çünkü o 3-4-2-1 Tottenham'ın 3-4-2-1'ine benzeyen bir taklit 3-4-2-1. Bruma ile Snyder'i etkisizleştirdi. Podolski'nin arkasında ikili oynayan Bruma taç çizgisini arkasına alamadığı zaman etkisiz oluyor ki ilk yarıda etkisizdi. İkinci yarıda sol tarafa geçince, alışık olduğu yere geçince, taç çizgisini arkasına alınca zaman zaman etkili oldu. Dribbling yapıp şut daha vurdu. Snyder de alanını bulamadı. Bölgesini bulamadı ilk yarıda çünkü normalde tek başına hakim olduğu o alanı şimdi Bruma ile paylaşıyordu. Ve ilk yarıda serseri mayın gibiydi Snyder. İkinci yarıda biraz oynamaya başladı. İki tane de etkili pas attı. Bir tanesi Tolga'ya, bir tanesi Bruma'ya. Ama sonra Tudor niye onu çıkardı anlamadım. Geçen hafta iyi oynarken Lines'i çıkarmıştı. Bu hafta Snyder tam ritmini bulduğunda Snyder'ı çıkardı ve Galatasaray'ın da aslında Snyder'ı çıkardığında fişini çekti. Yani Igor Tudor'un aslında yaptığı doğrular var. Mesela Selçuk'u iki hafta oyundan alması, Snyder'a zaman zaman kanca atması, iyi oynamaya başlamış olması hemen. Galatasaray'da herkesin eşit, bazılarının daha eşit olduğu bir dönem vardı. Oyuncu odaklı bir dönem vardı. Oyuncu odaklı dönemden tek direktör odaklı döneme geçiş anlamında aslında olumlu hamleler ama oyuncu değişiklikleri konusunda geçen hafta Lines'i çıkarması, Josu'yu çıkardıktan sonra Galatasaray'ın pas organizasyonunda zayıf kalması, bu hafta Snyder'ı çıkarması tam iyi oynamaya başlamışken oyundan müdahaleler konusunda eksik kaldı. Şenol Güneş ise tam aksine cesurdu, cesaret etti, cüret etti. Talisca'yı 11'de kullandı. Çünkü Talisca sonuçta orta sahada bir eksikliğe neden oluyor ve Tudor Karabük'ün başındayken bunu çok iyi değerlendirmişti. Orta sahada Beşiktaş'ı kalabalıkla boğmuştu. Aynı riski aldı Şenol Güneş. İlk yarıda bunun bedelini ödedi gibi ilk yarıda Galatasaray orta sahada daha kalabalık gözüktü ama Talisca sonuçta sahada olduğu sürece gol silahı. O golü bulamazsa golünü buluyor. Ki buldu free kick'te. Kaleyi düşündüğü için, her pozisyonu golü düşündüğü için maçı da kazandıran golü attı. Sonuçta tabelaya orta sahadaki kalabalık yazılmıyor. Gol yazılıyor. Talisca da çok önemli gol silahı. Zaferler cüret edenlerin, zaferler cesaret edenlerin. Tudor cesaret etmedi, Şenol Güneş cesaret etti. Ve zaferi de o kazanıp hem Galatasaray'la hem Fenerbahçe'yle aradaki puan farkını 10 ve üzerine çıkarttı. Bir başka cesaret edemeyen hoca da Advokat. Fenerbahçe'nin başında çok daha zayıf rakiplere karşı, genetik olarak üstün oynaması gereken rakiplere karşı oyuncu değişikliklerini çok geç kalıyor. Antep'e karşı Fenerbahçe'nin gole ihtiyacı varken 70'e kadar oyuncu değişikliği yapmaması. Sonra son oyuncu değişikliğini Soğuz'dan yana kullanması. Aynen Kasımpaşa maçında 80'li dakikalarda Hasan Ali'yi sokması gibi burada da Soğuz'u sokması. Sanki oyunu değiştirmek için değil de elimde oyuncu yok onu göstermek için. Bir bakıma Advokat'ın gösterisi gibi. Sanki takımın menfaatine değil de takımın oyuncu kadrosunun yetersiz olduğunu gösterme niyetli değişiklikler yapıyor Advokat. O yüzden de kazanamıyor. Bu zihniyetle de kazanması zor. Advokat yolun sonuna gelmiş gibi. Artık bundan sonra lig Şenol Güneş'in ligi gibi olacak gibi gözüküyor. Mediamarkt Uğur Melike ile futbolu sundu.